Merhabalar güzel insanlar. Bugün pastalarınızda veya şeker hamurlu heykellerinizde kullanabileceğiniz harikulade dekoratif bir çalışma yapacağız. Bakın aynen bu. Görüyor musunuz? Aa Duygu bu nedir derseniz. Bu jelatin bazlı harikulade ve yapımı çok kolay bir dekoratif ürün. Bunu kesip parçalar halinde alıp pastalarınızın üstüne koyabilirsiniz. Veya rondodan geçirip güzel böyle küçük kırıntılar halinde yapıp heykelinize güzel bir desen verebilirsiniz. Şimdi bunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Burada toz jelatinim var. Bir miktarı yok. Bakın. Birazcık koydum. Üstüne gelecek kadar su koyacağım. Normal içme suyu koyuyoruz. Üstüne gelecek kadar. Bir parmak geçsin yeterli. Aldım. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Bakın gitgide kıvam almaya başladı. İçine jel veya sıvı boya hiç fark etmez. Ben siyah dökeceğim. Şöyle siyah aldım. Onu koyuyorum ve iyice karıştırıyorum. Şu kenarlardakileri de bakın. İyice ne karıştı gördünüz mü? Löpçük bir şey oldu. Bunu tekrardan sıvılaştırmak için mikrodalgaya atacağız şimdi. Hadi bakalım. Mikrodalgadan sonra ben yaklaşık olarak 15-17 saniye arasında tuttum. Şimdi böyle güzel bir sıvı haline geldi. Bu noktadan sonra ne yapıyoruz? Teflon kağıt serdiğim bir tane tepsi. İsterseniz silpatın üstünde de yapabilirsiniz. İsterseniz bunun içine sim de koyabilirsiniz. Alıyorum bunu. Şöyle döktüm. Tamamına ziyan etmeyelim. Şöyle dibinde kalanları alalım. Ondan sonra bunu ince bir tabak olması için şöyle yaydırıyorum. Tutun ki silip çok kaymasın. Hoppa. Şimdi yaydıralım bakalım bunu. Bakın görüyorsunuz her tarafını yaydırdım. Eğer ki zorluk çekerseniz şöyle spatula ile de kırık spatula ile ben biraz yardım aldım. Ona da böyle yaydırabilirsiniz. Yaydırırken dikkat etmeniz gereken şu kenarları kullanın. Hop bakın kaldırıyorum. Kaldırdım yani şöyle. Gördünüz mü? Açılı bir şekilde. Ve bunu bir gece bekleteceğim. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Çıt 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 üstüne vurduğunuzda ve ses çıkartıyorsa cam gibi çıt diye ses çıkartıyorsa olmuş demektir. Oda sıcaklığına göre değişebilir süresi. O yüzden minimum 24 saat bekleyin. Ertesi günde bunu kıracağız. Hadi jelatinimiz 24 saat bekledikten sonra sertleşmesi lazım. Bakın şu sesi çıkartmalı. Şöyle vurduğumda çat 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 diye ses çıkıyorsa olmuş demektir. Fakat ortamın ısısından dolayı süre değişebilir arkadaşlar. Ona göre biraz daha fazla bekletebilirsiniz. 2-3 gün bekletirseniz daha da sert olacaktır. Rondodan geçirdiğinizde kırıntılar halinde güzelce dağılacaktır. O zaman cupcake'lerin üstüne pastalara güzel kırıntı süsler yapabilirsiniz. Ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın makasım var. Şöyle kesiyorum. Aldım. Bu pembe olabilir, mavi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Pastanızın üstüne böyle rengarenk bunu rahatlıkla dikebilirsiniz. Gördüğünüz makasla da çok kolaylıkla kestim zaten. Bunu şöyle kırabilirsiniz. Bakın çok kolaylıkla kırılıyor gördünüz mü? Çıt diye kırılıyor. Bunu rondodan geçirirseniz çok daha rahat edeceksiniz. Mesela heykelleri falan süs yapıyorsunuz diyelim. Böyle parça 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 yapabilirsiniz. Bunlar tamamen yenilebilirdir. Tuzlu da veya tatlı da kullanabilirsiniz. İlla pasta değil. İşte turtaların üstüne çeşitli küçük tuzlu işte ne derler ürünlerin üstüne kullanabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın.